Günaydın. Kenan'la birlikteyiz. Kenan benim ilkokul arkadaşım. Aynı zamanda peyzaj mimarı. Bugün Kadıköy'de video çekeceğimi öğrenince eşlik etmek istedi. Az sonrasında eşlik etmekten fazlasını yaptı. Günlerdir araştırıp duruyor. Bir sürü yer araştırmış sizin için. Bir sürü bilgiler, bir sürü değil. Notlar, harita falan hazırlamış. Buraya koyarım. Yani böyle bir eşlikçi olamaz. Şimdi yer değirmeninden başlıyoruz. Burası hemen Haydarpaşa Tren Garı'nın karşısında Deniz Otel. Çok güzel bir sokak var burada. Oradan yürüyerek İtalyan apartmanının yanına gideceğiz. Kaç tane orada gezeceğimiz yerler var. Görüşürüz. İskele Sokak yer alıyor. Oradan yukarı doğru çıktığınızda ileride hemen sağda köşede İtalyan apartmanı ile karşılaşıyorsunuz. Ben sandım şu an. İtalyan apartmanın hemen komşusu ise Alman Mektebi. Yani şu anki adıyla Osman Gazi İlköğretim Okulu. Apartmanın içine daha önce ben de hiç girmedim. Az önce balkonda bir hanımefendiyi gördüm ve rica ettim. O da bizi kırmadı sağ olsun. Şimdi küçük bir içine gireceğiz. Küçücük bir size gösterip buradan çıkıp devam edeceğiz yolumuza. Şu anda Valpreda, eski adıyla Valpreda, yeni adıyla İtalyan apartmanındayız. Kenan bize şimdi burayla ilgili araştırdığı bilgilerden verecek. Evet Kenan, burası... Zamanında Haydarpaşa Tarımı'nda çalışan Alman mühendislerce İtalyan taş ustalarının kalması için 1909 yılında Levi Tehribar tarafından inşa edilmiştir. Ve dönemin hakim tarzı olan Art Nouveau tarzında inşa edilmiştir. Ne tarzı? Art Nouveau. Yani yeni art sanat, gibi bir şey yeni mi? Yeni sanat anlamında, evet. Girdik ya. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Osman Gazi İlkokulu Haydarpaşa Tren Garı'nda görev yapan Alman mimar ve mühendislerin kendi çocukları için yapılmış bir okulmuş aslında. 1918 yılında Osmanlı-İngiliz okulu olmuş. 35 yılında ise ilk Türk Koleji olarak hizmet vermeye başlamış. Çam ağacına hemen geçtiğinizde burada yer değirmeni sanat var. Kenan gitmiş yer değirmeni sanatın önündeki kitabeyi okuyor anlatmak için. Dur beni çekme, biraz daha öğreneyim. Neler öğrendin, anlat bakalım. Saint Ephraim'in Fransız Rahibi Okulu'nun ortaokulunun kilisesi olarak 1895 yılında. Gerçekten. Kilisenin okulu muymuş İnşa burası? İnşa edilmiş ve 1980 yılların sonuna kadar aslında Eklesi Rosa... Şunu bir kapat. Abi hiç olmadı bu. Kafamı vurdu. Yapamadı, kapatsana. Hadi tamam, anlat. Baştan al. Tamam, şu an keseriz buraları. Tamam, söz. Tamam. Ben saçım da çok kabarmış. En başta öğrenmem lazım. Nasıl etkinlikler oluyor? Burada hangi etkinliklere katıldın önce daha önce? Önce tarihini söyleyeyim, ondan sonra etkinliklerini yaparız. ...1895 yılında Fransız Rahibi Ortaokulu'nun kilisesi olarak inşa edilmiş. Hmm. 1935 ve 80 yılları arasında ise Eglise Notre-Dame du Rosaire ismiyle de
İbadethane olarak işlevine devam etmiştir. 2010 yılında Kadıköy Belediyesi bunu restoratını almış. 2010'da mı? Evet. Aa, 2014 yılında restore edip daha sonrasında kültür merkezi olarak hizmeti açmıştır. Evet. Burada ne gibi etkinliklere katıldın daha önce? Burada genelde klasik müzik konserleri oluyor ve film gösterileri de oluyor. Evet. Maria da gelmişti buraya. Evet, çok fazla konsere katıldım. Burada mı yaşıyorsunuz siz? Evet. Ya. Komşusunuz. Kaç daire var burada? 15 daire var. 15. 3 çeşit burada daire var. 150 yıllık. 135. 135. Şu bina ondan sonra yapılmış. Paşa bu da mı sonra yapılmış? Canan Paşa yapılırken burada oturmuşlar. Mühendisler yapmışlar yani. Şimdi mesela şurası kilise. Evet. Kilise ama şimdi belediyenin kültür merkezi. Evet, yer değirmeni. Böyle bir okul olarak yapılmış burası. Yapmışlar eskiler de kıymetini bilemiyoruz maalesef. Mesela eskiden 2,5 katlı bütün Rumların, Ermenilerin evleri vardı. Hepimiz birbirimizi tanırdık. Sabahleyin, günaydın, iyi akşamlar. Evet. Herkes birinin adını bilir. Evet. Şimdi kimse ama şimdi yan komşum ölüyor haberim yok. Biliyoruz. Bencilleştik. Evet. Yan komşum ölüyor haberim olmuyor. Ölmüş falan ya. Vah vah vah. Ya. Bu kadar. Ev almak, komşu aldığı yerde bir durum vardı. O zaman komşu komşuya her zaman için yardımcı oldu. Şimdi evet. Kimse kimseyi tanımıyor. Kimse kimsenin kapısını açmıyor. Kimse kimseye merhaba diyebiliyor. Yani demek istediğim ayrı ayrı insanlar olmuş. Merhaba. Merhaba güzelim. Herkes ayrı ayrı olmuş. Eskiden işte burada yerli halk böyle çok kültürlüymüş, Rumlar varmış, işte bir sürü Rumlar insan varmış. Esasında insanlar oradan kızım, ben sana söyleyeyim mi? Evet. Ben affedersin, iki tane Rum'un yanında çalıştım. Evet. O zaman çocuktum, lokantacıyım ben. İsmi de İsmet İnönü'ye, Demirel'e falan servis yaptım ben. Ya. Şef kartonum ben. Ya ne kadar kıymetli. O zaman İsmet İnönü hanımına doktorlar kulübünde servis yaptım. Adam dedi ki 5 tane gorili varmış gelmişler. Goril gibi arabalar ama goril hakikaten de goril. Benim şurada çocuklarım var oğlum, çocuklarım var dedi. Onlara bir doyur onları dedi. Evet. Tamam baba dedim, hemen gittim ben ayrıldım. Gittim Ali Bey diye bir garson var. Şef ben o zaman 28-29 yaşlarım, daha evlenmedim. Bekarım. Ali Bey dedim, burada dedim şeyler varmış, korumalar dedim, onlara servis yap. Abi dedi, sen 60 yaşında adam bana abi diye hitap ediyor. Sen dedi ayrılma abi dedi, ben dedi hallederim. Gittim hemen koşam dedim, işiniz tamam dedim çocuklara. İşiniz tamam. Ne çabuk oğlum, ne çabuk dedi. Siz bir arzunuz var mı paşam dedim. Oğlum dedi, bak oğlum ben viski çeker, viski. Evet. Lafı hep çift. Evet. Oğlum, viski çeken viski. Evet. Hanımına dedim, hanımefendi siz ne arzularsınız? Paçanın viskisi ne olsun oğlum dedi. Viskileri aldım, götürdüm, masasına getirdim. Şapkanı şöyle kaldırma, bekir olduğun tarafı. Ya, kel kafamı gösterme ya. Ondan sonra paşam viskilerini koydum. Hanımefendi siz ne arzularsınız dedim. Paşanın viskisinden sonra olsun oğlum dedi. O da viski çekecek. Tabii viskileri koydum, sodalarını koydum, tuzlarını koydum. Kuru yemiş vardı, onu koydum. Evet. Başka bir arzumuz var mı paşam dedim. Berhudal oğlum, Berhudal diye 3 defa okşadı yanağını. O duayla daha 80 yaşadı. O hatıra bak. Valla 83 yaşındaydım. O duayla yaşıyor. Ben Allah'a şükürler olsun. Saatim yerinde. Şu anda hedefimizin
küçük bir kısmına ulaşmış olduk. Yel değirmenini bitirdik. Burada bir şeyler atıştıracağız. Ondan sonra da Ayazma'ya doğru gideceğiz. Yol üzerinde de 3, 4, 5 tane falan durağımız var. Şimdi Kenan toplamda 20 adreslik bir rota belirlemişti. Şu anda 3 tane tikimiz var. Bakalım bugün kaç tanesini yetiştirebileceğiz. Az önce birkaç tane yel değirmeninin sakinleriyle çok güzel muhabbetler ettik. Kendi yaşantıları olsun ya da kendi mahallelerin tarihleri olsun muhabbet ettiler. Hacı Hasan amca tam kapısında ben kapının videosunu çekerken birden bizi eliyle işaret ederek içeriye davet etti. Orada böyle bayağı bir şeyler anlattı bize, röportaj yaptık. Altından beri buradayım. Askerliğimi burada yaptım, kaldım gitti. Geçtim ajanını aldım geldim. Dünyanın göz bebeği Türkiye. Türkiye'nin de göz bebeği İstanbul. Bak buna böyle bir. Fakat İstanbul bir ülke. Eğer sen ülkede kendini kaybedersen kapıyorsun. İki tane kızım var, 7 tane kız torunum var. Bu arada da toprağımızı, bayrağımızı, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet bunlara sahip çıkmak lazım. Orta Çeşme çok güzeldi. Büyük bir çınar vardı orada. 72, 75, 76 yıldan oraya giderdim. Sonra bir de şeye giderdim. Köprü Deresi, yukarıda da... Güzel mi tabii ya? Gene virajlı değil mi? Yok. Ama beni bir kırmış, saçları ağarmış. Yaşlı kişilerin yüzü sarımı yalan şu hastalığımızı. Bir ana ver yarabbim. Emir ver yarabbim. Rüzgara, ne bileyim, bulutlara emir ver yarabbim. Süpürür gider. Allah'ın emri bu. Olur yani bu, inşallah. Nerede okuyorsanız hakikaten bir şekilde ben de pedagogik var. Bu doktor mu bu çocuktu? Evet. Nerede çalışıyor çocuğum? Beykoz Ağız ve Diş Sağlığı'nda. O zaman bana bir yol göster. Adın ne senin? Bir defa gittim çocuğuma. Sadece dişle ilgili. Altta hiç yok. Evet. Üste? Diş de kırılmış protezden. Ne zaman oldu yaptıralı? Hepsini ben kendim çıkardım. Yavaş yavaş. Akşam da bir tanesini çıkardım onun üstten. Böyle sallaya 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 ama böyle kalbim her tarafıma, şu diş var ya, insanın her tarafına bilirim. Şey var, kablo gidiyor, sinir. Kan gidiyor, elektrik, değil mi? Evet. Buralara. Böyle dönüyor diş, içeriden dönüyor, içeriden D harfi şeklinde en altta tipten, L harfi şeklinde anladın değil mi? Kökü etin. Var. Türkiye haritası gibi ağzımın içi. Korkuyorum. Korkmayın. Benim üstümü yazın gelin yapalım. Kendiniz çekmeyin ama bir daha. Burada bir sahaf arkadaşımız vardı. Onu göremedik. Burada yemek yiyeceğiz. Buradan Bahariye Caddesi'ne doğru gideceğiz. Gitmeden önce Boğa'nın orada biraz duracağız. Belki Kenan'ın orada bir fotoğrafını çekeriz. Boğa'ya çıkabilirim belki. Ondan sonra görüşürüz. Açık havada yemek keyfi. Şu an hava inanılmaz güzelleşti. Çok şanslıyız. Değirmeninden sonra bir yemek arası verdik. Kenan şimdi size anlatmak için oluşturduğu notları telefon kapandığı için çıktı almaya gitti. Ne anlatacak merak ediyorum. Çok güzel güneş açtı. Gerçekten çok güzel. Saçlarım bugün inanılmaz kabardı. Şapkam da evde kalmış. Kenan ne yaptın az önce? Araştırmanın fotokopisini aldım, çıktısını aldım. Ya bize çünkü çok güzel basılı bir... kaynak olmadan ben yapamam yani. Elime değmesi lazım o kağıtların. Heyecanlı mısın? Evet. Kaç yerimiz kaldı şu an gideceğimiz? Daha çok var ya, artık saymak istemiyorum yani çünkü... Bugün benimle gezdiğin için ne kadar mutlusun? Çok mutluyum. Ama çok sinirliyim de. Hayır. Çok değil. Ya Kenan inanılmaz planlı ve böyle dakik bir insan. Ben de onun tam tersiyim. Sürekli şimdi, bekliyorum Merve'yi. Ya ben böyle birazcık anın tadını çıkarmayı, olduğu yerin tadını çıkarmayı seven bir insanım. O yer değmeninde biraz vakit kaybettik. O yüzden rotamız birazcık şu an tehlikeye girdi. Ama yasak başlamadan bitireceğiz. Sizin için, her şey sizin için. İnanıyor musun? Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın lütfen arkadaşlar. Ya ben bu Kadıköy'de en sevdiğim şey ne deseler?
bu derim ya gerçekten. Bu sokak sanatı mural çok fazla Kadıköy'de. Duvar resimleri falan var. İnanılmaz güzeller ya. Şunlara bak. Çok güzeller. Çok seviyorum. Evet, ben de bir gün duvar boyamak isterdim. Evde başlayacağım buna ya. Şeyin ofiste Uygar abiye Back to the Future, abime de Guernica'yı çizeceğim heybeye, duvarına. Kendime de geçen Dali'nin filini çizdim. Onu boyayacağım. Duvar boyama sanatçısı oluruz. Kırtasiye bize şeker verdi. Şeker. İlkokuldayken bana enayi... Kenan hatırlıyor musun? İlkokuldayken ben enayi parası topluyordum sizden. Ah evet. Sonra onlarla Şafak Hoca, Şafak Hoca bende toplatıyordu o parayı. Sonra gidip bu şekerlerden alıyordum. Bunun böyle büyük olanı Maybon içinde bayağı vardı yani. Aynen falan. Paket olarak alıyordum böyle. Her enayi parası bir toplandığında gidip bu şekerlerden alıyordum. Sonra soru bilenlere falan veriyordu Şafak Hoca onu galiba, değil mi? Ödül burada, olarak. Şafak Hocam sizi çok seviyorum. Size çok 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 selamlar. Umarım bu videoyu izliyorsunuzdur. En kısa zamanda yanınıza geleceğiz. Şimdi Boğa'ya geldik. Karşıya geçeceğiz Boğa'nın oraya. Kenan orada bize sonra Boğa'nın tarihinden bahsedecek birazcık. Boğa çok böyle fazla yer değiştirmiş. Ben şimdi spoiler vermeyeyim. Kenan anlatsın detayları ama bir daha buraya gelip de burada buluştuğunuzda eğilip şöyle bir yüzüne bakarak vay be diyebilirsiniz. Çünkü gerçekten çok yer görmüş. Sizden daha çok yer görmüş olabilir yani. Boş yapmacalar. Merve ile boş yapmacalara devam var. Karşıya geçmeye çalışıyorum şu an ama geçemiyorum. Dağlanma yanmadı ki. Yanmadı halde insanlar geçiyor ve bizi yanıltıyorlar yani. Evet, ışığa ona değil. Geçti, ben o yüzden de insanlara değil, ışığa bakın. Aynen öyle. Ya onlar geçip biz kalınca da biraz insan kötü hissediyor. Yok be. Bisiklet bile geçti. Hadi geçiyoruz. Ve tatam. Boğa'ya geldik. Yıllarda Fransa ve Almanya arasında kalan o Alsas-Lorraine bölgesi için sürekli savaşlar oluyormuş. Daha sonrasında Fransa Almanya'yı yenerekten bunun üzerine Fransız heykeltıraş Isidore Jules Bonnot tarafından bu heykel yapılmış. Fransa'nın gücü simgelemek Fransızlar üzere. Fransızlar yapmış o zaman bunu. Evet, Fransa'da yapılmış 1864 evet. yılında. Daha sonrasında ise Alsas-Lorraine bölgesi bir kez daha Almanların eline geçiyor. Ve dolayısıyla bu heykel de Almanların eline geçiyor. Daha sonra Türkiye'ye gelişi. Daha sonrasında Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı esnasında Almanya'nın yanında Fransızlar ve İngilizlere karşı savaştığı için 2. Wilhelm tarafından Enver Paşa'ya armağan ediliyor. Yani Osmanlı'ya gelmesi de bu İttihat Terakki'ye galiba hediye ediliyor. Onlar da Enver Paşa'ya 1917 veriyor. 1917 yılında Osmanlı'ya geliyor. Yani daha aynen yaklaşık 100 yıldır falan yani aslında bizde. Yalısının bahçesinde uzun yıllarca kalıyor. Oradan çeşitli noktalara. Taksim Gezi Parkı'na, Lütfü Kırdar Spor Salonu'na, Yıldız Parkı gibi birçok yere taşınıyor. En sonunda ise 1987 yılında günümüzdeki bu yerine geliyor. Böyle Fenerbahçeli taraftarlar falan çok seviyorlar Boğa'yı. Böyle bir maç olduğu zaman genelde burada toplanıyorlar. Daha önce defalarca forma falan giydirmişler Boğa'yı. Buna karşılık diğer böyle takımlar da geliyorlar, forma falan giydiriyorlar. Ama çok fazla zarar da görmüş. Çok meydanda yer aldığı için, hani hiçbir yükselti falan yok altında, çok meydanda yer alıyor. Bir de ulaşılması kolay olduğu için sanırım gözümüzün önünde olan şeyler zarar görmeye maalesef daha açık oluyorlar. Boğa da bu zamana kadar çok zarar görmüş. Ama etrafında bir çit olsa, ne bileyim daha yüksekte falan olsa, dokunamasak sanırım bizim için daha değerli olurdu. Çok kıymeti bilinmiyor o konuda maalesef. Şimdi buradan Bahariye Caddesi'ne gideceğiz. Yolumuzun üzerinde birkaç tane kilise var. Onları gezeceğiz. Kenan'ın notları uçuyor. Şimdi ilerideki sol tarafta olan Sanatçılar Sokağı, yani bir diğer adıyla Ali Fuat Sokağı'na doğru gidiyoruz. Yani burada böyle çok güzel kafeler de var. Çay bahçesi var aynı zamanda. Arkadaşlarınızla buluştuğunuzda burada gelip çay içebilirsiniz, takılabilirsiniz. Ali Suavi bizim bir bilim adam, gazeteci, yazar. Onun ismi verilmiş bu sokağa da. Bu sokaktan girince hemen sol tarafınızda bir kilise yer alıyor. Evet. Evet, bu kilisemizin adı nedir Kenan?
Burası Surp Levon Kilisesi. 900'lü yılların başlarında yapılmış burası. Ermeni Katolik bir kilise. Şimdi buradan bir Nazım Hikmet kültürü size bir gösterip buradan Türeyya Operası'na doğru geçeceğiz. Fahri Sokak'tan ilerledikten sonra ileride sol tarafta Nazım Hikmet Kültür Merkezi yer alıyor burası da. Çok fazla kültürel etkinlikler düzenleniyor burada. Çeşitli atölyeler falan da var. Aynı zamanda Nazım Hikmet Kültür Merkezi İstanbul, Ankara ve İzmir'de de faaliyetlerini sürdürüyor. Tek bir yerde değil, üç şehirde de var. Buradan şeye geçiyoruz. Nereye geçiyoruz? Süreyya Paşa Operası'na geçeceğiz buradan. Şimdi Ali Suavi Sokak'tan çıkıp Süreyya Operası'na doğru gidiyoruz. Süreyya Operası'na doğru yürüyoruz. Hemen onun yan tarafında, gelmeden solda Kadıköy Sineması yer alıyor. Süreyya Operası. İstanbul milletvekillerinden olan Süreyya İlmen 1924 yılında bu Süreyya Operası'nın inşaatına başlamış. Yoksa Süreyya plajında mı Süreyya İlmen yaptırmış? 1927 yılında tamamlanmış ve aslında burayı yaparken Avrupa'daki birçok tiyatro, opera ve sinema salonlarını incelemiş. Girişteki hol Paris'teki Champs-Élysées tiyatrosundan esinlenerek yapılmış. İç kısmı ise Alman tiyatrolarından esinlenerek yapılmış. Burada ilk yapıldığında burası sinema olarak hizmet veriyor. Uzun yıllar sinema olarak hizmet verdikten sonra ne zaman operaya çevriliyor Kenan? 2005 yılında Kadıköy Belediyesi buraya 49 yılında kiralıyor ve 2007 yılında Süreyya Operası olaraktan kültür hizmetleri vermesi için açılıyor halka. Aslında salonun içerisi hem sinema hem de tiyatroya uygun olarak inşa edilmiş. Yani daha çok yeni opera olması, çok uzun yıllardır aslında ilk yapılması opera olması amacıyla yapılıyor ama sinema olarak uzun yıllar hizmet veriyor. Çok yeni daha böyle opera olarak hizmet veriyor ve çok güzel etkinlikler düzenleniyor burada da. Mutlaka sayfasını takip edin. Etkinliklerini mutlaka takip edin. Süreyya Operası'nın hemen bitişinde yapılan bu bina ise Rum Metropolitliği olarak geçiyor. Süreyya Operası'ndan daha eski. Önce burası yapılıyor. Daha sonra burası Süreyya Bey tarafından satın alındıktan sonra harem bölümü sinemaya dönüşüyor. Daha sonra da şimdi Süreyya Operası ve yanında da Rum Metropolitliği olarak hizmet vermeye devam ediyor. 18. yüzyılda Kafkasya kökenli Andon Köçeoğlu, Artvin'e daha sonrasında İstanbul'a günümüzdeki bu Bahariye'deki yere göç ediyor ve bu Andon Bey'in kız torunu Nektar Köçeoğlu 1800'lü yıllarda Kadıköy Bahariye'de Köçeoğlu hamalını yaptırıyor ki az ileride onun da kanıtlarını göreceğiz. 1908 yılında Köçeoğlu ailesi köşkü arazisiyle birlikte satılığa çıkarıyor. Köşkün haremlik bölümünün Süreyya İlmen, selamlık bölümünün ise o zamanlar Rum Ortodoks Metropoliti 5. Yermenos satın alıyor. Haremlik bölüm daha sonrasında yıkılarak Süreyya Sineması inşa ediliyor. Selamlık bölümünde ise Rum Metropolitliği hizmetine devam ediyor ve Kadıköy'deki Rum cemaatine hibe ediliyor. Burayı solumuza alıp ilerlediğimizde ise birazdan yanından belki daha önce geçtiğiniz ama ne olduğunu merak etmediğiniz o eski hamamın, aslında hamamın giriş kapısı burası. Kalıntısını geçtikten sonra ilk sağa dönüp sonra tekrar sol yaptığınızda ise Ayatriyadi Kilisesi'ne gelmiş oluyorsunuz. Bu Ayatriyadi Kilisesi'nde Taksim'de de var. Bu burgerın hemen üst tarafında görünen kilise de Ayatriyadi Kilisesi ve dıştan da çok benziyorlar. Burası da aynı geçen gün Dolapdere'de gördüğümüz kilise gibi eklektik bir kilise olarak geçiyor. Daha sonra buraya da çok fazla restorasyon olmuş. Şimdi bakalım burada neler göreceğiz.
Nerede yaşamak isterim İstanbul'da? Moda'da yaşamak isterim. Gerçekten çok seviyorum burayı. İnanılmaz güzel. Şu anda All Saints Kilisesi'nin önüne geldik. All Saints ne demek Kenan? Ya da nasıl okunuyor? Doğru okuyor muyum? Doğru okuyorsun. All Saints olarak telaffuz edilir bence yani. Ben de çok iyi bilmiyorum ve anlamı tüm azizler. Burayı 1878 yılında moda semtinde yaşayan İngilizlerin ibadet edebilmesi için Bill All ailesi tarafından inşa ettirilmiş. Hı hı. Anglikan bir kilise, diğer bir adı da İngiliz kilisesi. İbadet dili de Türkçe. Biz buraya niçin gelmiştik biliyor musunuz? Biz buraya Kenan'la bir Lied akşamında gelmiştik. Lied ne demek Kenan? Lied Almanca şarkı demek ama terimsel olarak anlamını bilmiyorum. Burada çok güzel bir konser olmuştuk, oraya gelmiştik. Hemen buranın karşı çaprazında ise Barış Manço Kültür Merkezi yer alıyor. Kısaca şimdi oraya doğru gidelim, orayı da gösterip buradan Ayazma'ya doğru gideceğiz. Geçek ve yanımıza Ayşenur geldi. Hoş geldin Ayşenur. Hoş ve burada bir misafirimiz daha var. Arkamızda görmüş olduğunuz bu Barış Manço Kültür Merkezi zamanında 1890 yıllarında İngiliz tüccar ve oğlu tarafından inşa edilmiş. Konut olarak da kullanılmış. Ve daha sonrasında Widold ailesine geçmiş. Yani bu Old Saint Kilisesi'ni yapan aileye. Oradan Zühtü Paşa ve torunu yaşamış bu konakta. Ve daha sonrasında 1980'de Barış Manço devralıyor, restore edip içerisinde yaşıyor. Ve 2010 yılında ise Kadıköy Belediyesi ve Manço ailesinin çalışmaları sonucunda bir müze eve dönüştürülüyor. Barış Manço Müzesi'ni şu anda gezemiyoruz çünkü pandemi dolayısıyla kapalı. Açıldığı zaman ama içinde gösteririz size. Sarıca Köşkü ile karşılaştık. Sarıca Köşkü 1900'lü yıllarda Arif Sarıcazade, Arif Efendi tarafından yaptırılmış bir köşk. Yapan mimar Konstantin Popa'nın en büyük ölçekli eseri olarak geçiyor. Burası yapıldığı zaman ön tarafında da çok büyük bir bahçe ve kapısı varmış ama daha sonra önünden tramvay geçince kesilip bu hale gelmiş. Şu anda içinde de çok ünlü bir piyanistimiz Ayşenur Sarıca yaşıyor kardeşiyle birlikte. Hatta kardeşi bir defa buranın bahçe kısmında bir çökme olmuş. Orada kuyu gibi bir yere düşmüş. Daha sonra böyle uzun çabalar sonunda kurtarılmış falan. Biraz eski bir yapı. Maalesef birazcık bakımsız. Ama hala çok büyüleyici ve çok güzel. İçine girebilmeyi çok isterdim. Şenur geldi yanınıza. O yüzden Ayşegül Sarıca'nın ismini karıştırıp onu Ayşenur Sarıca demiş. Ayşegül Sarıca ve kardeşi Mehmet Sarıca. Bunu koyacağım. Az önce yanlış söylediğim için videoyu bana yeniden çektirdiler ama yine yanlış söyledim. Sarıca Köşkü'de hemen solunuzu alıp ilk sola döndüğünüzde sağ tarafınızda bu merdivenler kalacak Moda'ya doğru inerken. Bu merdivenleri de bizim Süreyya operasını yaptıran Süreyya İlmen yaptırmış. Bundan 100 yıl kadar önce rümbalıkçılar burada balık tutarlarken böyle kayalıkların orada bir su çıktığını fark ediyorlar ve suyun yan tarafında da bir ikona fark ediyorlar. Sonrasında buraya ahşap bir kilise yapılıyor bu ikona bulunduktan sonra. Uzun zamanda o kilise yaramış. Süreyya İlmen de bu merdivenleri yaptırdığında o kiliseyi hatta yıkmak istemiş ama yıkamamış. Çünkü buradan geçsin dümdüz gitsin istiyormuş merdivenler. Şimdi burada Koça Restorant var. Onun hemen bahçesinde yer alıyor bizim kilisemiz. Ama çok gizli bir yerde. Yani ben daha önceden bilmiyordum. İlk de beni Kenan getirdi buraya. Zaten video bugün konuk olmasının aslında hikayesi de oradan geliyor. Beni Ayatriya'da kilisesine ve buradaki Ayazma'ya ilk Kenan getirdi.
Şimdi o yüzden mikrofonu ona vereceğim. Devamını kilisenin, Ayazma'nın daha doğrusu hikayesini Kenan anlatacak. Kenan, bu kilisenin adı nedir, ne zaman yapılmış ve kim için yapılmış? Bu kilise aslında 1924 yılında Moda'daki Rum balıkçılar tarafından bir su pınarı kaynağı bulunuyor ve daha sonrasında oraya küçük bir ahşap kilise inşa ediliyor. Fakat bu ahşap kilisenin adı Ekaterin Ayazması. Peki bu Ekaterin'i kimdir? Buna baktığımız zaman milattan sonra 300 yıllarında Mısır'ın İskenderiye kentinde yaşamış. O zaman putperestlik zamanında Hazreti İsa'ya inanan ve daha sonrasında Hristiyan olup Ekaterin, yani taçlandırılmış taç manasına gelen Ekaterin adını alan bir Hristiyan. Ekaterin taşlandırılmış taç manasına geliyor. Peki Ayazma diye geçiyor burası. Ayazma ne demek? Ayazma ise daha çok Rumlarca bilinen kutsal pınar ya da kutsal su manasına geliyor. Bizdeki çeşme gibi. Kutsal çeşmeler. Biz öyle bir şey var. Yok mu? Ya türüyorlar ya. Dur abi, çeşme. Bizde pek öyle bir şey yok. Neyse. Neyse, tamam, çok sıçtık. Devam. Sıçtık. Şimdi bu kilisede çok güzel bir şey var. Her kilisede özel bir şey buluyorum. Bunu buldum. Özel şey ise şu. İnançlarına göre bu kiliseye gelip 3 defa her pazartesi, yani pazartesi günleri kutsal kabul ediliyor. 3 pazartesi üst üste buraya gelirseniz dileğiniz gerçek olmuş oluyor. Ama gelirken de bir kandil yağı getiriyorlar eskiden, hani başlamak adına. Günümüzde ise bu kandil yağı çok kullanılmadığı için artık normal yağlardan getirmişler. Hatta az önce gördüğünüz gibi ayçiçek yağı falan vardı orada şu anda. Bunun sebebi insanlar dilek dilerlerken bunu alıyorlar. Burayı kesinlikle ziyaret etmenizi öneririz. Çünkü gizli kalmış bir yer, kimsenin bilmediği bir yer, çok şaşıracağınızdan eminim. Şimdi buradan Moda sahili biraz yürüyeceğiz. İnceburun fenerine doğru gideceğiz ve günümüzü böyle bitireceğiz. Umarım eğlenmişsinizdir. Bugün sizlere küçük bir Kadıköy turu yaptırmak istedik. Çok küçük olmadı ama yine de beklediğimizden küçüktü. 20 hedefimiz vardı. Kaçını gerçekleştirebildik? Yaklaşık 10 sanırım. Yaklaşık 10 tanesini yapabildik. İkinci videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.